zaman zaman gökyüzüne bakıyorlar. Biz de artık istemsizce bakıyoruz. Yani otel odasına gidiyoruz. Suikast ne zaman olmuş? Bile ses geliyor. 2005. Tamam. 5. Tamam, doğru. 5. 14 Şubat. Burada mesela gündüz... Merhaba. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Aa, Türk müsünüz? Nasılsınız? Ah, kulaklıktan çok zor gelecek ama tedirginsiniz gördüğüm kadarıyla. Konsolosluğa başvurdum yani, tahliye yok. Onun için yani. Ya Ahmet Hakan, konu açılmışken bu konuya bir girelim mi? Tamam, aynen abicim. Şimdi yani kulaklık. Tamam, tam konu açılmışken konuşalım bunu. Herkes vatandaşları tahliye. Tamam ablacığım, bir anlatalım ne oluyor diye. Biz ne zaman yayın yapsak mutlaka Türkler geliyor yanımızda. Bana sosyal medyadan evet mesaj atanlar, yayınımızı görüp geldiniz galiba. Aynen. Tamam. Siz gitmek istiyorsunuz. Gitmek istiyorum. Nereye? Evet, Mersin'de mi? Mersin, evet, Adana. Mersin'e gitmek istiyorsunuz. Aynen. Buradaki zaten Türklerin çoğunluğu Mersin, Adana, o bölgeden gelenler. Hep akrabaları orada. Evim var Mersin'de, yani buraya gitmek. Peki siz şu an nerede? Dışarıda mı kalıyorsunuz? Nerede? Neredesiniz? Yok, benim evim var. Beyrut'un neresindesiniz? Basra'da. Kuzey biraz daha yukarı taraflarda. Evet, aynen. Daha mı güvenilir yeriniz? Aynen, yani dün çok yakındık yani. Dünkü saldırıya yakın mıydınız? Yakın. Duydunuz mu, yani hissettiniz mi? Ağlıyorlardı. Oğlum ağlıyor yani, hiç duramadık yani. Akşam 4'e kadar ağlıyordu dede, ben. Hı. Dün bir de gece 1'de oldu saldırı. Tam ya uykudaydınız muhtemelen. Çok yakın. Ya duydunuz sesleri. Aynen. Neler yaşadınız? Çok, biraz anlatır mısınız? Çok korktuk. Yani buradan gitmek istiyoruz ama. Peki şu an nasıl bir hava var? Ben anlatıyorum ama siz burada yaşayan birisi olarak diyorum, herkes diklerin üstünde, endişeli. Evden çıkmıyoruz, korkuyoruz. Yani halimiz çok kötü. Evet, Türkler tahliye bekliyor. Dünden bu yana ben de yayınlarımda söylüyorum. Evet. Milli Savunma Bakanlığı'na sordum şimdi yayına girerken. Yani hazırlıklar tamam. Gemi hazırlanmış. Aha. Milli Savunma Bakanlığı'na sordum. Oradan Mersin'e tahliye için hazırlıklar tamam. Dışişlerinin temasları varmış. Talimat verildiğinde Türkler oradan tahliye edilecek. Ne zaman? Dışişlerinin temaslarının neticelenmesini ve talimatı bekliyorlar. Çok uzayacağını zannetmiyorum. Abdülkadir abi hemen ilettim ben, duymuyorlar çünkü. Evet. Abdülkadir Selvi yayınımızda diyor ki ben de MSB ile Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki ekipler çalışıyorlar. Mersin'den, buradan Mersin'e tahliyeler olacak. Artık son hazırlıklar bitmek üzere, az kaldı deniliyor. Hazırlıklar tamamlanmış, talimat bekliyorlar. Hazırlıklar tamamlanmış hatta. Evet. Gemi gitmiş mi peki? Hayır, gemi Türkiye'de daha. Yani hayır, gidecek. Gidecek. O hazır gemi. 3000 ilk aşamada 3000 kişiyi taşıyacak kapasitede bir büyük gemi. Bak Fulya, gemi hazır Türkiye'de, yola çıkacak. 3000 kişiyi ilk etapta taşıyacak Mersin'e, Beyrut limanından. Bir haftada bitirir o zaman. İlk etapta ambulans gidiyor. Çeksene yine Doğukan. Muhtemelen yine bir saldırı. Dahiye'den muhtemelen yaralı taşıyorlar. Bombalanıyor Dahiye mahallesi çünkü. Bakın ambulans geçiyor. Ahmet Hakan, bugün herhalde 50'ye yakın ambulans gördüm. Önümden geçer. Peş peşe ambulanslar geçiyor. Bombardıman devam ediyor. Dahiye mahallesi dediğiniz yer Beyrut'un çok uzağı değil. Şu an bulunduğum yere çok uzak bir nokta değil. Arabayla 10-15 dakika sonra Dahiye mahallesine ulaşırım. Ve sabahtan bu yana bombardıman vardı. Yaralılar taşınıyor böyle sık sık. Ambulansları görüyoruz. Türk aileyle konuşayım ben. Sizin söylediklerinizi aktarayım. Hazırlıklar bitmiş. Gemiyle tahliye olacak. İlk etapta 3000 kişiyi alacaklarmış. Ama bu işi çok yakından takip ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanımız. Dolayısıyla biraz daha sabır. Bizler de buradayız. Bizler de Büyükelçilikle temas halindeyiz. Allah'a emanet olun. Korkmayın diyeceğim ama ben burada korkmayan kimsenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü her an bir şey oluyor. Yani 2 kilometre yoktu yani. 1 kilometre yok. 1 kilo. Yani bomba oldu ya. Dünkü değil mi o saldırı? Evet. Dünkü saldırı. Evet. Vallahi yani gerçekten yani çok haklısınız. Daha 3 çocuğum var evde. Bırakıp hemen canlı yanında gördüm sizi. Dedim hemen ineceğim. Belki bir yardımcı olursunuz. Çocukları evde bıraktınız siz. Hiç yalnız kalmıyor. Ses iyi geliyor mu bu arada? Ben böyle yaklaştırıyorum. Bir de yaklaştıracağım. Çok sağlıklı gelmiyor Fulya. Şöyle yapalım. Sen hanımefendiyle konuş. Onun bilgilerini al. Birazdan bize aktarırsın. Aha. Şimdi bir defa neden havadan getirilemiyor Lübnan'daki Türkler? Ahmet Çünkü Türk Hava Yolları uçuşları durdurdu. Evet. Beyrut'tan. Beyrut'a olan uçuşları riskten dolayı durdurdu. O zaman deniz yolunu mu tercih? Deniz yolu en sağlıklısı. Ahmet Bey bizde şimdi aldığımız bilgi şu. 8.000'e yakın Lübnan'da fiilen yaşayan Türk var. Evet. 30.000 diyorlar. Ay, toplamı 30.000 ama orada sürekli yaşayan 8.000. Evet. Bu 30.000'i yani oradan boşaltmak için, tahliye sağlamak için 3 yol var. Kara, hava ve deniz. Şimdi Suriye o iç savaştan dolayı 4 tane gümrük kapısı var. Kullanılamaz halde, sağlıklı biraz değil tehlikeli diyorlar. Bombalandı. Dolayısıyla hava yolu da yok. Hava yolu kapalı, gene bir deniz kaldı. Şimdi Mersin Taşucu ile Beyrut arasında yaklaşık 10 saatte ro-ro seferleriyle alınan yani düzenli seferler vardı. Şimdi 3000 kişi ise evet. Selvi'nin ifade ettiği gemi. Yani bu şunu gösteriyor. Her gün bir sefer yapılsa 10 günde tamamını boşaldığını varsaysak. Hepsi belki gelmek istemeyebilir de zaten. Zaten Büyükelçimiz Sayın Ulusoy güzel bir sistem kurdu. 24 saat esaslı elçiliğe ulaşılabiliyor. Orada gelmek isteyenler başvuruyor. Herhalde onun bir listesi tutuluyordur. O listede işte gelmek isteyen kim varsa gemi yoluyla, o zaman şöyle yoluyla. Buradan Lübnan'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenelim. Büyükelçilikte 24 saat sizin esaslı. 24 saat sizin taleplerinizi, isteklerinizi, sorularınızı cevaplayacak bir sistem kurulmuş. Lütfen orayla temasa geçin. Orası bir tahliye planında neler gerçekleşeceğini en iyi bilen yerdir. Size söyleyecek gemiyle bir tahliye planı var Türkiye'nin. Hava yolu olarak da Lübnan'ın kendi hava yolu var. Şu anda Beyrut'un hava yolunda, yani Lübnan hava yolu çalışıyor. Bir görebilir miyim? Ya canlı yayında getirebilir miyiz? O bölgenin bir ne diyorsunuz uçuş durumunu? Ha. Bak, şurası Beyrut. Beyrut. Şu an yani tek uçak var. Peki bir tane şey var, uçak var. Demek ki o tamamen kapalı değil. Kim dedi? Ne dedin sen? Yok, tamamen kapanmadı. Lübnan'ın kendi milli hava yolları uçuyor. Uçuyor. Ha, tamamen kapalı. Onun göstergesi Middle bu East, zaman. Middle East uçuyor ama kara borsada dahi bilet bulmak mümkün değil diyorlar. Yani büyük bir izleyen var. Nereye uçuyor ama bir de yani İstanbul'a mı geliyor? Nereye gidiyor? İşte onu farklı tarifeler uyguluyordur. Avrupa'ya da giden olur. Evet. Dediğiniz gibi. Tek hava yoluyla bu iş olmaz. Olmaz. Yani, evet, yani 30.000 kişinin çünkü ani gelişiyor olaylar. Tahliyesinin en sağlıklı yolu deniz yolu. Biz ne zaman verdik bu yayını? Çarşamba akşamı mı dedik Türk Hava Yolları evet. iptal etti diye? Ha, çarşambaydı. İptal etti, evet. Pazartesiye kadar iptal demişlerdi. Bugün sondu yani. Bugün son. Belki yarın devam ettirecekler ya da iptal edecekler. Ona bakacağız. Değil mi? Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı mı bu konuda? Yeni bir açıklama. Yok, henüz yok. Abi bu genel bütün Orta Doğu'yu gören işte şu an... Bir daha söyle Fulya. 1 Ekim'e kadar durdurulmuştu. Edindiğim bilgiye göre seferler açılmayacak. Açılmayacak. Hatta tam açılmayacak. Hatta şöyle bir bilgi de aldım. Komple Lübnan hava sahasının kapanacağı da söyleniyor. Bir tek Middle East var. Biz de İstanbul'dan Beyrut'a Middle East'e geldik. Lübnan'ın hava yoluyla geldik. Şu an bir tek o çalışıyor. İnsanlar bilet bulmaya çalışıyor ama ağzına kadar dolmuş vaziyette biletler. İstanbul'a da uçuş var. Middle East'in birçok noktaya gidiyor. Seferleri var. Ama uçaklar dolu. Tıklım. Ve 1-2 güne komple Middle East'te uçuşlarını durduracakmış. Edindiğim bilgi bu yönde. Peki dolayısıyla yani Beyrut limanından rutin bir deniz taşımacılığı söz konusu mu? İnsanlar için, kişiler için? Var. Var. O da mesela en son Perşembe günü var değil mi bir sefer? Yanlışım yok değil mi? Trablus'tan Perşembe günü Mersin'e var. Feribot. Biletler de uçmuş tabii. Fiyatları uçmuş. Onu söyleyeyim size. İnsanlar oraya da tabii bilet bulmaya çalışıyor. Kendini o feribotlara, gemilere atmaya çalışıyor. Mersin'e ulaşmak için. Sadece Türkler değil onlar değil mi? O sözünü ettiği insanlar. Yok değil. Çünkü diyorlar ki ya en azından Mersin'e oradan hava yolu, oradan Türkiye'den uçarım başka bir ülkeye. Nereye uçacaksın? Fransa'ya gitmek isteyenler var mesela. Peki, nereye gidecek de. Abdülkadir, o Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı tahliye planındaki gemiler özel olarak Lübnan'daki Türkleri getirecekler buraya. Evet, özel olarak bizim vatandaşlarımızı oradan tahliye edecekler Ahmet Bey. Zaten iki tane işlek liman var. Biri Fulya'nın bahsettiği Trablus, diğeri de... Nerede Trablus Beyrut limanı? Şimdi Lübnan şurası, hemen Beyrut'un başkentinin az Beyrut'a kuzeyinde. Beyrut'a bir saat arabayla Trablus. Trablus az kuzeyde iki tane işlek liman var ama Beyrut daha faal Trablus'a göre. Oradan da işte hem Trablus hem Beyrut'tan 10 saatte Ahmet Bey Mersin Taşucu limanına ulaşılabiliyor normal günlük seferle. 10 saat. 10 saat yani buradan hareketle bir 10 gün sürer diyoruz. Her gün bir gemi kaldırsak herhalde bir 10 günde tamamını tahliye etmiş oluruz ki ben hepsinin geleceğini düşünmüyorum. Şöyle... 8-10 bin kişinin tahliye olması bekleniyor. O zaman 2-3 yani gün içinde biter o iş. 2-3 gün içerisinde de kara harekatının başlayacağına dair kuvvetli işaretler var. Evet. Şimdi Lübnan televizyonunda bu akşam İsrail birlikleri artık Lübnan sınırının tamamında ileri pozisyonlarını aldılar. Askerlerin tam teçhizat ve gece gözlükleriyle hareket ettiği görüldü haberi geçmiş. Yine İsraillerin yaptığı açıklamalar var Ahmet Bey. Diyorlar ki Hizbullah'ı Litani Nehri'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmak amacındayız. Bunun dışında hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceğiz. Ya bu Hizbullah'ın elinde devasa bir silah deposu olduğundan bahsediliyor. 130 bin sırf füzeleri var. Yani bunlar diyor ki hem Litani Nehri'nin öbür tarafına geçeceksin hem de silahları teslim edeceksin. Yani tam teslimiyet. Zaten onların demesine göre Zafer birçoğunu vurdular. Şu an mesela hiç şöyle haberler gelmiyor Ahmet Bey. Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı yok yani. Bak Nasrallah'ın öldürülmesinden beri. Haritayı getirebilir misin ekrana Onur, bu Lübnan haritasını? Yani Zafer'in verdiği bu bilgiyi Batı basını da teyit ediyor. Tabii yani tabii. Bunu sen nereye dayandın? Ben de ajanslara bakıyorum Ahmet Bey. Şimdi özellikle... Bizim kaçıncı sayfada vardı o Onur? Şimdi yine mesela İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerini kapalı askeri bölge ilan ettiği. Bir haritayı getirebilir misin? Evet. Tank ve topçu atışlarının da başladığı yönde de haberler gelmeye başladı Ahmet Bey. Şimdi, evet, Arap medyası da giriyor bu arada. Arap medyasında da daha Ahmet gelmeden Bey, televizyonda gördüm. Burası ne? Gece İsrail tanklara girebilir deniliyor. Şimdi burası İsrail. Evet Ahmet Bey. Şurası Lübnan sınırı. Burası da Lübnan. Tam şurası Lübnan sınırı. Şuraya mı konuşlanmış durumda İsrail kara harekatı yapmak Ahmet için? Bey. Şimdi burada 87 kilometrelik bir sınır var Lübnan'la İsrail arasında. O zaman bu Abdülkadir'in, Zafer'in verdiği bilgilerden anlıyoruz ki burada bir tanklı falan böyle bir büyük şimdi İsrail kuşatması tam var. Parmağınızın biraz daha yukarı Metula var orada. Sağ tarafta kendi sağınız. Tam o köşede bir yerde Metula diye var. Orayı da askeri bölge ilan etmiş. Giriş çıkış yasak. Orayla beraber Metula, Miskav, Kfar Giladi. Buraları kapalı askeri bölge ilan etmiş. Ama onlar daha aşağıda. Bu akşam. Abi bir şey soracağım. Buyurun. Bu adamlar tamam. Öyle anlaşılıyor ki şuraya konuşlanmışlar. Askerlerini getirmişler. Girecekler yani. Evet. Bu gece de girebilirler. Ahmet Bey, nereye kadar gidecekler? Litani Nehri'nin kıyılarına kadar değil mi? Yani neresi oluyor orası? Şimdi şurada şöyle Litani Nehri var. Hayır, nereye kadar? Yaklaşık bir 30-40 kilometre kadar. Şöyle derinliğine girecekler. Burayı böyle güvenli bölge kendileri açısından ilan. Tampon bölge. Neden biliyor musunuz? Tampon işte Zafer'in dediği gibi. Netanyahu bundan haftalar önce şunu söyledi. Kuzeydekiler dedi evlerinize dönüyorsunuz hazırlanın dedi. Yani buradakilere mi diyor? Evet, burada şimdi kibus dedikleri yerleşim yerleri vardı. Yani sırdan olası bir Hizbullah saldırısına karşı. Netanyahu şunu mu diyor? Şurada yaşayanlara yukarı çıkın burayı bombalayacağım mı demek istiyor yani? Zaten onu çok öncesinden duyurdu ve bombaladı da. Yani günler süren bir... Şu anda boş mu burası? Hala Hizbullah'ın orada erkek askerlerin olduğu söyleniyor. Hatta geçen gün görüntülere düştü. Araçlarla böyle yoğun bir kaçış vardı. Şuradaki kara harekatında eli kolu kırılsa da bir Hizbullah direnişiyle karşılaşabilir mi İsrail? Ben o ihtimali görüyorum. Neden biliyor musun Ahmet Bey? O arabalarla kuzeye doğru o kaçışta bir tespit ettiğim husus vardı gene öyle görüntülerde. Hep bayanlar kullanıyor. Sormuştum o zaman yani bu bayanların kullanması tesadüf mü? Yoksa hani erkekler ailelerini kuzeye doğru gönderip kaldılar mı diye evet dediler. Hizbullah'ın birçok askeri burada yerinde kaldı. Ailelerini gönderdiler. Peki, dolayısıyla bir direnişte karşılaştık. Zafer bir şey söyledi. Dedi ki hiç duyuyor musunuz Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırısı yaptı? Duymuyoruz, doğru. Bu onun biraz zaafiyet içinde olduğunu göstermez mi? Bu tahmin, yani burada olduğu ifade ediliyor. Belki de kasten bilerek bir taktik uyguluyorlar. Yani bu gece iki tane atmışlar. Bir iki saat önce o da denize düşmüş. Peki o zaman şöyle diyelim. İsrail buradan girecek şuraya kadar, en azından Lübnan'a. Evet, nehrin güneyine kadar. Şimdi şuraya girecek İsrail askerleri. Doğru. Hizbullah'la karşılaşacak mı? Bir dakika Onur. Onur bir dakika. Buraya girecek. Hizbullah'la karşılaşacak mı, karşılaşmayacak mı bilmiyoruz. Evet. İhtimali ben kuvvetli görüyorum. İhtimali, karşılaşacak. Bakacağız.